Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sosyal güvenlik numaramın çöpe atıldıktan sonra burada sosyal güvenlik numaramı almak için yapmış olduğum işlemlerle ilgili bilgiler vereceğim. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten hemen sonra gerçekten büyük bir şok yaşadım ve sosyal güvenlik numaram gönderildiği adreste çöpe atıldı. Videoya geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir önceki videoda Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl yerleştiğimle ilgili bilgiler vermiştim. Green Card'la geldiğimi ifade etmiştim ve orada işte 9 yıllık bir serüveni anlatmaya çalışmıştım. Tabii Amerika'ya 2014 yılında gelir gelmez büyük bir şok yaşadım. Ve bu şok böyle basit bir şok değil. Yani büyük bir kriz gerçekten. Normalde Amerika Birleşik Devletleri'ne Green Card'la geliyorsanız Green Card'ınız ve sosyal güvenlik numarası dediğimiz işte TC kimlik numarasına benzeyen bir numara veriliyor sizlere burada. Onlar vermiş olduğunuz adrese posta yoluyla gönderiliyorlar. Ayrı ayrı gönderiliyorlar tabii. Aynı postayla gönderilmiyorlar. Onun altını da çizeyim. Tabii benim vermiş olduğum adresteki arkadaşım eşine bunu ifade etmemiş. Yani böyle bir kişiye ait bir posta gelebilir. Dikkat et diye böyle bir not düşmemiş demek ki eşine. Yenge hanım da gelen postayı farklı bir isim diye çöpe atmış galiba. Ve böylece bizim SSN kayboldu. Tabii SSN yoksa burada çalışamıyorsunuz resmi olarak. Bir işe giremiyorsunuz. Çünkü işe girdiğiniz zaman SSN'inizi vermeniz gerekiyor. Büyük bir kriz yani. Neyse ben de artık yeni bir SSN'e başvurmam gerekiyor. Gittim sosyal güvenlik kurumuna, dedim ki benim SSN'im elime ulaşmadı. Gerçekten de benim elime ulaşmadı. Yani gönderildiği adreste kayboldu bir şekilde ve bu benim elime ulaşmadı. Neyse o kurumda işlemleri başlatmaya çalıştım. Tabii başarılı olamadım. Çünkü ispat istiyorlar. Yani sizin burada çalışma izninizin olduğuna dair bir ispat istiyorlar. Bu ispat da Green Card arkadaşlar. Yani Green Card'ı ibraz etmem gerekiyor. O zaman Green Card elime ulaşmamıştı ve o yüzden orada işlemleri başlatamadım. Neyse işlemleri tekrar başlatabilmek için Green Card'ın gelmesini bekledim. Ve yaklaşık işte 2-3 hafta sonra Green Card'ım yine aynı adrese postalandı. Green Card elime ulaştıktan sonra hemen tekrar sosyal güvenlik kurumundan bir randevu aldım. Ve gidip orada işte sosyal güvenlik numarasını almak için işlemleri başlatmam gerekiyor. Neyse gittim arkadaşımla birlikte, çünkü İngilizce bilmiyorum, yanımda arkadaşım var ve işlemleri tekrar başlatacağız. Neyse gittik, kurumda oturuyoruz. O güne kadar da hiç dikkatimi çekmemiş. Yani doğum tarihini falan kontrol etmek hiç aklımın ucundan gelmemiş. Yani Green Card'ı şeyden çıkarmadım. Sadece fotoğrafa baktım, tamam benim ve yerine koydum. Hiç öyle doğum tarihimi falan kontrol etmedim kartın üzerinde. Neyse arkadaşım dedi bir Green Card'ına bakabilir miyim dedi. Abi verdim. Oturuyoruz işte bekleme alanında. Şöyle bir Green Card'a baktı, şok oldu. Ya dedi sen 98 doğumlu muydun? Ben de şok oldum. Dedim ki ya ne 98'i, ben 89 doğumluyum. Dedi burada öyle yazıyor ama. Baktım hakikaten öyle yazıyor. Green Card'ımda da doğum tarihim yanlış yazılmış. Onunla ilgili detayları da bir sonraki videoda anlatacağım sizlere. Neyse dedim ya şimdi bu sosyal güvenlik numaramızı halledelim. Ondan sonra buna bakarız dedim. Bir çözümü vardır herhalde bunu düzeltmenin. Neyse gittik işte Green Card'ımı verdim. İşlemleri başlattık. Bize tekrar yeni bir randevu verdiler. Parmak izi falan vermem gerekiyor. Bir randevu daha verdiler bana. Dediler ki şu günde gelip parmak izi vereceksin ve fotoğrafın çekilecek. Tamam dedim. O gün geldiğinde gittim. Parmak izi falan verdim ve işlemleri başlattılar. Ve orada da işte bana yazılı olarak sosyal güvenlik numaramı verdi. İşlemleri bitirdikten yaklaşık 2-3 hafta sonra sosyal güvenlik numaram elime ulaştı. Ve gerçekten böyle büyük bir sorunu bu şekilde çözdüm. Hatalar olabilir bazen, bunların da çözümleri var arkadaşlar. Doğru araştırmayı yaptığınız zaman karşınıza doğru kaynaklar çıkıyor ve doğru kaynaklardan beslendiğiniz müddetçe doğru adımlar atarsınız. Ve o doğru adımları attıktan sonra da yapılmış olan hataları veya yanlışlıkları düzeltebilirsiniz. Sosyal güvenlik numaramın çöpe atılması gerçekten büyük bir sorundu arkadaşlar. Ve bu sorunu da bu şekilde çözdüm. Bu video bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.